Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında insan niçin yaratıldı sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Şu varlık aleminde insanın dışında başka varlıklar da görmekteyiz. Bir yanda cansızlar, öte yanda bitkiler, bir yanda hayvanlar, yerler, gökler, çok muhteşem bir alemdeyiz. Bu varlık alemi içinde insan adeta merkezde ve insan olmadan şu alem eksik olurdu. Nasıl ki bir okul yapılsa ama okulda öğrenci yok, öğretmen yok, o okulun pek de anlamı olmaz. Veya bir kışla yapılmış, orada asker yok, komutan yok, oranın bir anlamı olmaz. Benzeri bir şekilde insanın olmadığı bir alem herhalde noksan bir alem olurdu. Çünkü insan akıl sahibi bir varlık ve kendisinin farkına vardığı gibi ...çevresinde olup bitenlerin de farkına varabiliyor. Ben neyim? Bu alem ne? Bu alemdeki varlıklar ne vazife görüyorlar? Bu arada benim vazifem ne? İnsan bunları düşünebiliyor. Ama e, acaba benim vazifem ne derken, ben niçin yaratıldım derken... E, ...insan bunu gerçekten bulabiliyor mu? Gerçekten bu sorusunu halledebiliyor mu? Akıl tek başına bunu halletmekte noksan kalabilir... Evet benim bir görevim olmalı diye düşünür ama bu görevin ne olduğunu tam da bilmeyebilir. Bu noktada Allahu Teala'nın Hadi isminin tecellilerini görmekteyiz. Yani Allahu Teala insanlara yol gösteriyor. Allahu Teala insanlara e, rehberlikte bulunuyor. Ve bunu bazı vasıtalarla yapıyor. İşte peygamberler göndererek, kitaplar indirerek ve şu alemde ...diğer varlıkların vazifesini insanlara göstermesiyle... E, ...bu manalara insanları irşat ediyor ve sevk ediyor. İşte koca güneş vazifesini yapıyor. E, bitkiler, hayvanlar vazifelerini yapıyorlar. Hava, bulut, bütün bunlar vazifelerini yapıyorlar. E, bütün bunlar vazife yaparken insan acaba başıboş mu bırakıldı? Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakıyoruz. Cenab-ı Hak insanın başıboş bırakılmadığını çok açık ve net bir şekilde bize bildiriyor. E sebul insanu en yutrake sude. İnsan zanneder mi ki başı boş bırakılacak? E fe hasibtum enma halaknakum abefe ve enkum ileyna la turcaun. Yani zannediyor musunuz ki biz sizleri abes olarak yarattık ve bize döndürülmeyeceksiniz. Yani haşa böyle bir şey söz konusu değil. İnsan abes yaratılmadı. İnsan başı boş yaratılmadı. Diğer varlıklar bir takım görevleri gördükleri gibi insan da belli görevleri yerine getirecek. Mesela arı bal verecek, diyelim bir başka böcek insanlara yün takdim edecek. Bu tarzda şeyler görevlerini yapacaklar. Ama insan da bunları görecek, bunların ne vazife var yaptıklarının farkına varacak ve ibadetini Allah'a takdim edecek. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize şunu bildiriyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cin ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayet-i kerimede önce cinleri, gözle görmediğimiz varlıkları Allahu Teala nazara veriyor. Çünkü onlar insandan önce yaratılmış ve onlar da insan gibi mükellef, onlar da insan gibi akıl sahibi ve şuur sahibi dünyanın bir zamanlar ateş kütlesi olduğunu biliyoruz. O ateş kütlesi döneminde insan dünyada yaşayamazdı. Ama cinler yaşayabilirlerdi ve yaşadılar. Allahu Teala onları ateşten yarattı. Vel cenne halaknahu min qabl min naris semum. Daha önceden insanlardan önce o cinleri dumansız ateşten yarattık. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Biz toprağın çocukları olarak toprakta hayatımız devam ettiği gibi Cinler de ateşin çocuğu olarak dünyanın o ateş halinde de ateş külesi olduğu zamanlarda da dünya üzerinde yaşadılar ve imtihana tabi tutuldular. İşte Allahu Teala hem onların yaratılış hikmetini hem de insanların yaratılış hikmetini ibadet olarak ifade ediyor. Peki ibadet nedir? İbadet Allahu Teala'nın emrettiklerini yapmak ve yasaklarından kaçınmaktır. Allah'ın emrettiklerini yapmak salih ameldir. Allah'ın yasaklarından kaçınmak bu da takvadır. Demek ki ibadet denildiğinde hepsini içine alıyor. Ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ilk sarih emrinde Bakara Suresi'nin başlarında bütün insanlara hitaben şöyle buyuruyor. Ya eyühennasu ibudû rabbekum. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Sizi terbiye eden, sizi bir damla sudan insan haline getiren, topraktan terbiye etmek suretiyle insan yapan Rabbinize ibadet edin. Ellezî <laughs> halakakum o Rabbiniz ki sizi yarattı ve'llezîne min qablikum sizden öncekileri de yarattı. Bu şekilde ibadet yapın ki la'allakum <laughs> tettegun ta ki takva mertebesine ulaşasınız. Demek ki insan Cenab-ı Hakk'a ibadet edecek, yani itaat edecek. Allah'ın gösterdiği yolda yürümeye çalışacak. Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmeye gayret gösterecek. Kur'an-ı Kerim'de yine Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın koyduğu hudutlar, sınırlar. Ve men yetaadde hududallah fakat zaleme nefse. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşacak olursa nefsine zulmetmiş olur. Demek ki insan şu hayatta dengeli bir hayat yaşamalı, ölçülü bir hayat yaşamalı ve harama helale dikkat etmeli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. El halalu beyin vel haramu beyin ve beynehuma müştebihat. Helal bellidir, haram bellidir, bir de şüpheli şeyler vardır. İnsan helallerden istifade etmeli, haramlardan uzak kalmalı. Mesela e, diyelim insan aile hayatı yaşayacak şekilde yaratılmıştır. Hem kadın hem erkek aile hayatı yaşayacak şekilde yaratılmışlardır. Eğer e, nikah yoluyla bir araya gelirlerse bu meşrudur. Ve helal dairesinde bunlar sevap kazanmış olurlar. Geleceğin nesillerini yetiştirirler. Ama haram yoldan bir ve beraber olduklarında e, gayrimeşru bir beraberlik meydana gelir. Dünyaya gelen çocuk, e, veled-i zina olarak dünyaya gelir. Ve bunlar dünyalarını da perişan ederler. Ahiretlerini de perişan ederler. Bu açıdan baktığımızda Allahu Teala'nın ibadet olarak bizden istemiş olduğu şeyler aslında bize kıymet kazandıran, ölçü kazandıran, hayatımıza yön veren şeyler. Yoksa bize kalsa haramı helali o derece bilmeyebiliriz. Ama Allahu Teala helali belirtmiş ve haramı belirtmiş. Bu durumda insana düşen görev gerçekten de helale harama dikkat etmek. O sınırları iyi gözeterek hayatını o şekilde devam ettirmek. Haram yollarda dünyada da insanın perişaniyeti var. Bir insan eğer haram yolları tercih edecek olursa mesela içki, içki haram kılınmıştır. Cenab-ı Hakk'ın o kadar helal kıldığı başka şeyler varken eğer bir insan haram kılınan içkiye alışacak olursa e, görüyoruz ki dünyada da perişan oluyor, öyle ki e, önünü ilikleyemez bir hale geliyor, nereye gittiğini bilmez bir hale geliyor. Yolda yürürken S çizerek, o şekilde yalpalayarak bir o tarafa bir bu tarafa böyle gidiyor ve çok zavallı bir hale düşüyor. Demek ki insan ibadet çizgisinden uzaklaşsa dünyevi hayatı da kararıyor. Haramlarla alakalı. Bunlar zehirli bir bal hükmündedir denilir. Malum zehirli bal önce tatlı gelir ama ardından kıvrandırır. Gayrimeşru bir takım zevkler bunlar insanın nefsine hoş gelir, tatlı gelir. Zaten nefis şeytanın geçici bir talebesi hükmündedir. Şeytandan gelen telkinlerle günahlara meyillidir. Eğer insan nefis ve şeytanı dinleyecek olursa Allah'a itaatten huruc eder, çıkar. Ve bunun neticesinde dünya hayatında da perişan olur. Ama Allah'ın koyduğu ölçüleri e, riayet edecek olursa, hayatını ona göre değerlendirecek olursa şu dünya hayatında da o insan mutlu olur. Buna saadeti dareyn deniliyor. Dünya ve ahiret saadeti. Yani din bize sadece ahirette mutluluğu temin etmek için gelmemiştir. Din bize aynı zamanda dünyada da mutluluğu temin etmek için gelmiştir. Çevremize dikkat edelim. Mesela bazı pirifani zatlar vardır. Bunlar saçlarını, sakallarını Allah'a ibadette beyazlatmış olan nurani kimselerdir. Bunların simasına baktığınız zaman size güven verir. Ve bunlarla sohbet etmek insana çok tatlı gelir. Ve bunlar etraflarına daima müsbet enerji yayarlar. Ama bir de ömrü isyanda geçmiş, günahlarda geçmiş insanlara bakın. Bunların dünyevi hayatları da çok perişandır ve görünüm itibariyle simaları insana ürkütücü gelir. Onlarla konuşmak insana lezzet vermez, tat vermez. Demek ki dünya hayatında mutluluğun da reçetesi ibadettir. Her ne kadar ibadette belli bir takım şeylere riayet etmek zorunluluğu varsa da bu aslında ruh için gereken bir şeydir. Yoksa insan tümüyle serbest kalsa her türlü günaha girebilmektedir. Demek ki insan bu dünyaya ibadet etmek için gelmiş. Yani Allah'ın koyduğu helal haram sınırlarını bilmek, tanımak ve ona göre hayatını tanzim etmek için gönderilmiş. Cenab-ı Hak hepimizi görevini hakkıyla ifa etmeye çalışan bahtiyar kullarından eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.